Hepinize merhaba, ben Kevser Yüksel, Ordu Gençlik Merkezi'nde gönüllü gencim. Bugün Ordu Gençlik Merkezi'nin Gençlik Hali programında Fatsa Gençlik Merkezi'ndeyiz. Hep beraber Fatsa Gençlik Merkezi'ni tanıyacağız. İsterseniz başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Biz Ordu Gençlik Merkezi'nden geliyoruz. YouTube kanalınız için bir video hazırlıyoruz. Bu yüzden sizin de yardımınıza ihtiyacınız var. Gençlik Merkezi'ni gezmek için geldik. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Sümeyye Erkum, gençlik lideriyim. Burada dini ilimler atölyesi, inovasyon atölyesi ve akıl zeka oyunları atölyesinden sorumlu lider olarak görev alıyorum. Ben Ayşe Alkan, gençlik lideriyim. Bilişim sorumlusuyum. Genç Gönüllüler, Güzel Sanatlar Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi ile ilgileniyorum. Aynı zamanda karikatür ve mizah eğitimlerini vermekteyim. Güzel. İsterseniz beraber Gençlik Merkezi'ni gezmeye başlayalım. Burada pandemi döneminden ötürü EBA destek noktası olarak gençlere hizmet vermekteyiz. Bilgisayar atölyemizde gençler okul eğitimlerini burada tamamlamaktalar. Buyurun. EBA destek noktamız burası. Aynı zamanda burada kodlama ve inovasyon atölyesi olarak hizmet vermekte. İleri salonumuza geçelim. Burada da gençlerimiz boş zamanlarını değerlendirmekte. Bu şekilde. Merhaba. Tanıyabilir miyim? Adım Mevlid, soyadım Erer. Burada yaşıyorum. Gençlik Merkezi'ne genelde ne için geliyorsun? Ders için. Can derslere katılmak için. Evet. Kitap okuma vesaire kurslarına filan da geliyoruz. Şimdi sizi tanıyalım isterseniz. Sena Nur, soyadım Çiçek. Bolam Anadolu Lisesi'ne gidiyorum, 9. sınıfım. Genellikle can dersler için geliyorum. Boş zamanlarımda bilardo ve kitap okuyoruz. Peki, sıradaki atölyemize geçelim isterseniz. Liderlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Merhaba, biz Ordu Gençlik'ten geliyoruz. Gençlik Hali programımız için sizinle konuşmaya geldik. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Celal İkbal Silek, gençlik lideri olarak çalışıyorum. Burada resim atölyesi ve işaret dili atölyesinden sorumluyum. Onun dışında ulusal yarışmalar ve uluslararası yarışmalarda öğrencilerimizin katılabileceği tüm yarışmaları takip ediyoruz. Bu şekilde tüm gençlerimizi bekliyoruz buraya. Şimdi diğer liderimizi tanıyalım. Merhaba. Merhabalar, ilk öncelikle hoş geldiniz. Ben Hatice Seri, gençlik lideri olarak görev yapmaktayım. Kaç senedir burada çalışıyorsunuz acaba? 2012 yılında başladım. Yaklaşık 9. yılıma girdim. 9 yıldır gençlik lideri olarak görev yapıyorum. Peki burada bulunduğunuz faaliyetleri bize anlatabilir misiniz kısaca? Burada ben alüminyum rölyef ve drama atölyeleriyle ilgileniyorum. Tabii ki diğer atölyelerden de sorumluyuz. Teşekkür ederiz. İsterseniz gezinize devam edelim. Şimdi isterseniz Fatsa Gençlik Merkezi müdürümüzü tanıyalım. Merhaba. Biz Ordu Gençlik Merkezi'nden YouTube programımız için geldik. Gençlik Hali programını sunuyoruz. Bugün de sizi ziyaret etmek istedik. Fatsa Gençlik Merkezi hakkında bilgi almak istiyoruz. Önce kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Berat Şahin. 2014 yılından beri Gençlik Spor Bakanlığı Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktayım. 2015 yılında bakanlığımız sayesinde kendi hizmet binamıza geçtik. Ve yaklaşık 5 yıldan beri kendi hizmet binamızda Fatsa ve çevredeki 5 ilçemize Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı ve Korgan ilçelerine hizmet vermekteyiz. Yaklaşık bizim haznemizde 75 bin gencimiz bulunmakta, 7-29 yaş arası ve şu anda 12 bin resmi kayıtlı üyemize aktif olarak hizmet vermekteyiz. Peki bu hizmetlerden biraz bilgi alabilir miyiz? Ne tür faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz özellikle pandemi döneminde? Pandemi döneminde, pandeminin ilk başladığı süreçte bakanlığımızın talimatıyla
Türkiye'deki bütün gençlik merkezlerinde olduğu gibi siperli maske üretimi gerçekleştirdik. Daha sonra COVID-19 salgınıyla alakalı vatandaşımızı, gençlerimizi bilinçlendirme çalışması yaptık. 1 Haziran itibariyle de Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle tüm faaliyetlerimize tekrar geri döndük, aktif hale getirdik. Gençlerimiz haftanın 7 günü boyunca sabah 9, akşam 10.30 arası gençlik merkezimizden istifade etmekte. Kimi arkadaşımız buraya girip ders çalışmakta, kimi arkadaşımız işte burada hala devam eden ve yarıda kalan eğitimlerine bu süreçte devam etmekteler. Şu anda gençlik merkezlerimiz olarak yüz yüze eğitime Milli Eğitim Bakanlığı'nda geçilmesiyle birlikte biz de atölyelerimizi aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız gençlerin boş zamanlarını ilgi, istidat ve kabiliyetleri çerçevesinde değerlendirmek, sosyal hayat içerisinde onları aktif bir şekilde yönlendirebilmek, yaşadıkları çevrede yararlı, topluma faydalı bireyler halinde, meydanda ve toplumun içerisinde olmalarını amaçlıyoruz. Bu amaç çerçevesinde gençlerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Tabii ki hem ülkemizde hem dünyada pandemi birçok çalışmayı aksattı. Tabii ki daha önceki yıllara göre şu anda gençlerimiz kendilerini ve ailelerini korumakta. Biz yine COVID-19 nedeniyle biraz daha dikkatli olarak bu çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Tabii ki istediğimiz boyutta şu anda gençlerimizle birebir iletişim içerisinde değiliz ama yüz yüze olmazsa bile online çalışmalarımızla gençlerimizi yine atölyelerimizde aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda birçok alanda atölyelerimiz internet üzerinde, çeşitli sosyal medya grupları üzerinde aktif halde. İnşallah yavaş yavaş bu salgının da etkisini yitirmesiyle yine eski günlerimize geri döneceğimizi düşünüyoruz. Keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz. Müdürümüzü tanıdık. Sırada güzel sanatlar atölyemiz var. Önce eğitmenizi tanıyıp öğrencilerden bilgi alacağız. Merhaba, biz Ordu Gençlik Merkezi'nden geliyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bu kalitesi varan Pasta Gençlik Merkezi'nde 4 yıldır el sanatları ve işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Şu an burada ahşap yakma, tesip, çini seramik, vitray ve filografi dersleri yapıyoruz. Devam edebilirsiniz çocukları tanımaya. Tamam. Öncelikle bu öğrencimizden başlayalım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yıldıray, soyisim Saraç. Gençlik merkezinde ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Ne gibi faaliyette bulunuyorum? Ahşap yapma kurslarımız var. Ahşap yapma kursundayım genellikle. Ondan sonra işaret dil dersimiz var. Zeka oyunları bölümümüz var. Bu şekilde. Ya bu kurslardayız genellikle. Teşekkür ederiz. Bize bunları biraz anlatabilir misiniz? Ya ahşap yakma, genellikle makinemiz bu. Değişik ucularla resim yapma oluyor. İsim yazma, böyle sevdiklerimize hediyeler şeklinde. Bu şekilde şeyler yapıyoruz yani. Teşekkür ederim. Sıradaki öğrencimize geçelim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Müberra Ersoy. Yaptığım şey tesbih sanatı. Genelde Kur'an-ı Kerim'in kenarlarını falan süslemede oluyor. Çok böyle stres atıyorsunuz. Çok bence zevkli bir şey. Pandemi sürecinden önce gençlik merkezinizde neler yapıyordunuz? Biraz anlatabilir misiniz? Yine eğitimler görüyorduk. Böyle resim, müzik, işaret dili şeklinde tarzlarda şeyler yapıyorduk. Pikniklere gidiyorduk. Huzur evlerini falan ziyaret ediyorduk. Ama şu an pandemiden dolayı çok böyle aktivite kısıtlandı birazcık. Peki, teşekkür ederiz. Sıradaki öğrencimize geçelim isterseniz. Merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Şeyma İpekçi adım. Yaptığım çini seramik. Bu fırınlamamış halim böyle. Pandemiden önce neler yapıyordunuz? Pandemiden önce arkadaşımızın dediği gibi huzur evlerini ziyaret ediyorduk. Daha çok etkinliklerimiz vardı. Bu da vitray sanatı. Camın boyayla şekillenmiş hali. Bunun için öncesinde bir kontür çekiyoruz. Daha sonra ise vitray boyalarıyla desenleri uyguluyoruz. Bunlar da yine vitray sanat uygulaması. Gördüğünüz gibi mumluklar, vazolar ve tablolar şeklinde. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Zeynep adım, soyadım da Yiğit. Şu anda hangi aktiviteyi gerçekleştiriyorsunuz, öğrenebilir miyim? Filografi sanatı, çivi sanatı diye de geçiyor. Zemini bulup tahtamızın üzerine çizmek istediğimiz veya yapmak istediğimiz şeklin fotokopisini çektirip yerleştirip üzerine çivileri çakıp şeklimizi belirliyoruz. Sonrasında da tellerle sırasıyla bu şekilde çivilerin üzerine belli kurallarla işlemimizi yapıyoruz. Peki, teşekkür ederim.
Gençlik Merkezimizin bahçesini görüyoruz. Şimdi içeri girip neler yapıldığını öğrenelim. Merhaba, hoş bulduk. Buranın nasıl faaliyetler gerçekleştirdiğinizi bize anlatabilir misiniz? Burası Ordu'nun yöresel kavramlarından olan Selender. Gençlerin tabiriyle burada çok seviyorlar. Ağaç ev olarak adlandırıyorlar burayı. Burada genel olarak toplantılarımız, gençlere film saati yapıp has oda niteliğinde kullanıyoruz. Kitap okuma halkalarımızı, işte mütalalarımızı burada yapıyoruz. Ve zamana hani öncülük eden değerli şahsiyetlerimizi, büyüklerimizi burada ağırlayıp gençlerle fikir alışverişinde bulunduruyoruz burada. Genel olarak gençlerin sevdiği, hani burada sürekli buraya gidelim, Selender'de hani dersimizi işleyelim dedikleri bir mekan bizim için. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Biz Ordu Gençlik Merkezi'nden Gençlik Aile Programı için geliyoruz. Ünye Gençlik Merkezi'nde bir gezmek istedik. Önce sizi tanıyayım. Tabii, tekrardan hoş geldiniz. Adım Arzu Koç. Ünye Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak görev yapıyorum 2015 yılından beri. Peki gençlik merkezinde ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Gençlik merkezlerimizde şu an gönüllülük faaliyetleri üzerinde faaliyetlerde bulunuyoruz. Sıfır atık projemiz var. Çevre temizliği projemiz var. Hayvanları koruma altında hayvanları besleme etkinliklerimiz var. Tek kullanımlık seçerde dağıtımı yapıyoruz. Peki isterseniz diğer gençlik liderimizi tanımaya gidelim. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Biz Ordu Gençlik Merkezi'nden geliyoruz. Gençlik Aile Programı'nın için buradayız. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Ebru Koçak. Ünye Gençlik Merkezi'nde 2019 yılından beri gençlik liderliği olarak görev yapıyorum. Evet, Gençlik Merkezi'nde ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şu an mesela pandemiden dolayı pek fazla etkinliğimiz yok ama akıl ve zeka oyunlarını yürütüyorum ben. En yakın okulu olan Şehit Cemal Mıklı'da oyun tanıtımlarımızı ve oyunlarımızı oynayarak öğrencilerle bunları gerçekleştiriyoruz. Merkezim her yerde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mesela okul boyama etkinliklerimize devam ediyoruz bu süreçte gönüllü gençlerimizle beraber. Şimdi Ünye Gençlik Merkezi'nde gönüllü gencimizle beraberiz. Ebu Bekir, biraz kendini tanıtır mısın? Adım Ebu Bekir Kışla. Ben Ünye Gençlik Merkezi'nde bir yıldır gönüllü öğrenciyim. Peki burada gönüllü faaliyet olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misin? En başta sokaktaki hayvanların mama odaklarını ve su kaplarını temizledik ve onlara mama desteği sağladık. Sonra sıfır atık projesi kapsamında plastik şişelerden kuş yemliği, saksılar yaptık. Son olarak da böyle çizimler yaptık gençlik merkezimize. Böylelikle faaliyetlerimizi böyle söylüyorum. Ebu Bekir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Kerim Kaya. Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. İkizce'de çalışıyorum. Ünye'liyim ben, buralıyım. Ünye Gençlik Merkezi'ni uzun zamandır beri tanıyorum. Gençlik lideri bir arkadaşım var burada çalışan. Arzu Koç. Burayı aktif olarak kullanıyorum. Öğrencilerimle birlikte buraya geliyorum genellikle. Buranın faaliyetleri genelde çok güzel. Merkezim Yollarda projesini ile birlikte daha önceki çalıştığım Şenbolluk Ortaokulu'na geldi arkadaşlar. Okulumuzda çok güzel etkinlikler yaptılar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
Şu an yeni okulumda burayı kullanma nispi olmadı ama inşallah onlarla da kullanmayı düşünüyoruz. Spor salonunu kullandık daha önce öğrencilerimizle birlikte. Kütüphane var yukarıda, orayı kullandık. Çok güzel bir aktivite oldu. Onun dışında aktif olarak kendim de masa tenisi oynamak için buraya geliyorum. Güzel aktiviteler yapıyorlar. Güzel, tebrik ediyorum kendilerini. Sohbetiniz için teşekkür ederiz. Gençlik Hali programımızın sonuna geldik. Siz de Ordu Gençlik Merkezi YouTube kanalını takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi sözü liderlerimize bırakıyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi de bakanlığımızın sunmuş olduğu bu faaliyetleri değerlendirmek üzere Ünye Gençlik Merkezimize bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz.